Dolar ve altın bugün bir miktar gevşedi. 7.34 seviyesine kadar düştü dolar. Altında 1916-17 seviyelerini gördü. Peki bu düşüş bir trend değişikliği anlamına mı geliyor birilerinin söylediği gibi? Yani altın 2000'in üzerindeki zirvesini buldu, rekorunu kırdı, buradan geriye geldi ve bundan sonraki süreçte 1300 dolar seviyesine kadar geriye çekilecek mi? Öbür soru, dolar 7.40 zirvesini gördü. Bundan sonraki süreçte yükselişin devam etti. Çok ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kalacak ve altılı hatta beşli seviyeleri görecek mi? Yine piyasada bu pişirilmeye başlandı. Gerçekten tablo bu mu değil mi? Bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Ne altında ne de dolarda trend değişikliği yok. Dolar 7.40'ı çok rahat bir şekilde kırıp 7.80 yolculuğuna devam edecek. Hatta dolar kurunda ciddi ataklarla da karşı karşıya kalacağız. Altının bu geri çekilmesi de tamamen fırtına öncesi sessizlik. Özellikle jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altının onsu 2000 doların üzerine öyle bir atacak ki kendisini, bir daha 1900'lü seviyeleri görmeyeceğimiz gibi hızlı bir şekilde 2300'ü test etmeye başlayacağız. Nasıl bu kadar emin oluyoruz arkadaşlar? Çünkü sebepler çok net bir şekilde ortada. Pandemi sürekli olarak yer değiştiriyor, mevsimlerin değişmesine bağlı olarak. Daha önce kuzey tarafındaydı, şimdi güney tarafında. Eylül ayından itibaren tekrar kuzey tarafına geçiş yapacak ve çok ciddi bir salgınla karşı karşıya kalacağımızı uzmanlar söyleniyor. Aşı geliştirildi, tedavi yöntemleri üzerinde çalışıyoruz falan gibi açıklamalar geliyor ama bu işin önünün kesilemeyeceği de ortada. Ülkeler tekrar kapanma politikalarını konuşmaya başladılar ve bu kapanma politikaları Eylül-Ekim aylarında gündeme geldiği an itibarıyla ekonomik daralma ve ekonomik krizde konuşmaya başlayacağız. Dünyadaki fakirleşmeyi, yoksullaşmayı, küçülmenin etkisiyle büyük batıkları konuşmaya başlayacağız. Ve işin garip tarafı, pandemi riski elbette en büyük risklerinden birisi ama tek başına bir risk değil. Altının yükselişini destekleyen, hatta altının yükselişini fişekleyen en önemli unsur bundan sonraki süreçte ne ekonomi olacak ne de pandemi riski olacak arkadaşlar. Jeopolitik riskler tamamen bu süreçlerin önüne geçecek. Jeopolitik riskler bundan sonraki süreçte hem pandemi riskinin hem de ekonomik risklerin önüne geçecek. Bu da altına olan talebi her geçen gün biraz daha arttıracak ve altında çok büyük ataklar göreceğiz. 2000'i çok hızlı bir şekilde kıran, 2300'ü gören altının ons değeri bu jeopolitik kırılmaların gelmesiyle birlikte 2500-3000'i hedef olarak bile görmeyecek belki. Doğu Akdeniz ortamı iyiden iyiye geriliyor. Arka arkaya ülkeler veya gruplar tatbikatlar yapmaya başladı. Bunların hepsi aslına bakarsanız büyük bir gövde gösterisini işaret ediyor. Bölgede bulunan doğalgaz rezervlerine, enerji kaynaklarına herkes kendi başına sahip olmak istiyor. Herkes bir şekilde Türkiye'yi devre dışında bırakmak istiyor. Çatışma ortamı her geçen gün biraz daha gerilmeye devam ediyor. Bugün gelen açıklama çok kritik ve çok önemli. 26-28 Ağustos tarihlerinde Yunanistan, İtalya, Fransa ve Güney Kıbrıs'ın yer alacağı bir konsorsiyum o bölgede tatbikat gerçekleştirecek arkadaşlar. Bu şu demek: ey Türkiye, dur bakalım. Biz burada en hakim ve en önemli güçlerden birisiyiz ve buradaki doğalgazı sana koklatma niyetinde değiliz. Milli değerler açısından baktığımız zaman elbette Türkiye ve Kuzey Kıbrıs sonuna kadar haklıdır. Akdeniz'e en uzun sahilleri olan Türkiye buradan haklarını almak durumundadır. Önümüzdeki dönemde dünyayı en çok gelecek, dünya ekonomilerini en çok gelecek konuların başında Doğu Akdeniz yer alacak arkadaşlar. Eğer bir 3. Dünya Savaşı çıkacaksa bu 3. Dünya Savaşı'nın adı da Doğu Akdeniz olacak, kim ne derse desin. Peki Türkiye tek başına mı kalacak bölgede? Bilmiyoruz. Türkiye'nin yanında kimler yer alacak onu da bilmiyoruz. Şu an itibariyle Türkiye yalnız gibi görünüyor. Ama ilerleyen dönemlerde menfaatlerin kesişmesiyle birlikte Türkiye'nin yanında kim yer alır onu da hep birlikte göreceğiz. Şu anda Amerika Yunanistan'ın yanında, Avrupa Yunanistan'ın yanında ve dolayısıyla Doğu Akdeniz'de tamamen bypass edilmeye çalışılan tek ülke Türkiye gibi görünüyor. Bu gerilimin artması, hele ki önümüzdeki dönemde kutuplaşmaların artmasıyla birlikte bir savaş riskinin de gündeme geldiğini
gelmesiyle birlikte arkadaşlar altının onsundaki yükselişler atak halinde olacak. Geçtiğimiz dönemde hani rekorlar kırılıp 2000'i zorlayan altın onsunun 1300'e çekilmesi gibi bir dönem yaşamıyoruz arkadaşlar. Çok daha fazla riskler var. Bir tarafta pandemi riski, öbür tarafta küresel ekonomik kriz riski, öbür tarafta Doğu Akdeniz gibi jeopolitik riskler ve bunlar toplamda trend değişikliğine gitmesinin önünde çok büyük bir engel. Böyle dönemler tekniğin en az işlediği dönemlerdir arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemde bu yanıltıcı hamleleri çok net bir şekilde gördük arkadaşlar. Gram altında, altının onsunda kısa vadeli düşüşler, geri çekilmeler görebiliriz ama bunlar kısa vadeli olacaktır. Şimdi gelelim Türkiye'deki dolar meselesine. Dolar neden geri çekilmeyecek? Dolar neden yükselişini devam ettirecek ve hatta dolarda neden ataklar yaşanacak önümüzdeki günlerde? Türkiye doları bir şekilde belli bir seviyede tutabilmek adına elinde avucunda ne varsa harcadı. Bir kere bu çok net. Merkez Bankası'nın tüm rezervlerini tüketti, ihtiyat akçesini tüketti, bütçeyi tüketti, cari açığın çok ciddi anlamda zarar görmesini ve büyük bir açığa doğru ilerlemesine sebep oldu. Bütün bunlar zaten dolar üzerindeki baskıyı arttırdı. Dolara baskı yapabilecek elinde tek bir malzeme var belki, o da faiz silahı. Faiz silahını da öyle 100 bas puanla 200 bas puanla falan kullanamaz arkadaşlar Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın faiz silahını kullanabilmesi için en az 1000-1500 bas puanlık yükselişler yapması gerekiyor. Faiz silahı öyle garip bir silahtır ki faizi yükselttikçe karşı taraf size daha çok baskı uygulamaya başlar. Siz faizi yukarıya çekersiniz, döviz de yukarıya çıkar. Ne zamana kadar? Faizciler bu durumdan tatmin olana kadar. Adam kuru patlatır, kuru belli bir seviyeye getirir. O seviyeden TL'ye döner. Türk lirasına döndükten sonra da yüksek faizle kazancına kazanç katmak ister. Bunu 2018 Ağustos ayında yaşadık. Önce kuru patlattılar. Kur patladıktan sonra faizler yükseldi. O faiz ortamında da Türk lirasına dönüp götürüp paralarını faize yatırdılar ve o dönemde kurun yükselmemesi için de her türlü baskıyı kurdular zaten. Biz o dönemden bu yana kuru baskıladığımızı sanarak büyük bir hata yaptık. Aslında yabancıların ekmeğine kaymak sürdük. Adamların ucuzdan dolar toplayıp buradan pozisyon almalarına izin verdik. Elimizdeki malı bedavaya yabancılara vermiş olduk. Bundan sonraki yükselişlerde biz eğer ki dövizi baskılamak istiyorsak öyle ya da böyle kendimize bir kaynak yaratmak zorundayız. O kaynağı ya ihracatla yaratmak zorundasınız, ya turizmle yaratmak zorundasınız, ya da Amerika ile Avrupa ile swap hamleleriyle yaratmak zorundasınız. Avrupa'nın içine İngiltere'yi de koyuyorum bu arada. Özellikle Londra piyasasında yapacağınız swap hamleleriyle bu işin önüne geçme şansına sahip olabilirsiniz. Peki eliniz bu kadar açılmışken, Merkez Bankası rezervleriniz bu kadar ifşa olmuşken, swaplar olmazsa eksi 30 milyar dolar gibi bir rezerve düştüğünüz herkes tarafından bilinirken kim gelip sizinle swap anlaşması yapar? Hiç kimse. Daha önce swap anlaşması yapanlar swap anlaşmalarını yeniler mi? Hayır, yenilemezler. Siz köşeye sıkışmışsanız sizi daha da köşeye sıkıştırmak için ellerinden gelen ne varsa onu yaparlar ki burada bir şok yaşansın. Bu kur şokundan sonra Merkez Bankası politika faizlerini yine 2018 Ağustos ayında olduğu gibi yükseltsin ve çok karlı olan faiz ortamına girebilsin. Öbür taraftan arkadaşlar Türkiye'nin yine elini kitleyen meselelerden birisi Doğu Akdeniz konusu. Doğu Akdeniz'de siz geri adım atmadıkça bu kur üzerindeki baskıyı arttırmak adına kimse size ne borç verir ne sizinle swap yapar. Dolayısıyla Türkiye'deki dolar sıkışıklığı her geçen gün artmaya devam eder. Borçlarınızı da çevirememeye başlarsınız. Çin gibi, Rusya gibi ülkeler de kendi menfaatlerine göre hareket eder böyle dönemlerde. Bakın Doğu Akdeniz'de Rusya arkamızda diye düşünüyorduk. Çin arkamızda diye düşünüyorduk. Oralı bile olmadılar. Hatta Türkiye'nin karşısında yer alan açıklamalar yaptılar. Demek ki arkadaşlar bundan sonraki süreçte büyük bir döviz kırılmasıyla Doğu Akdeniz jeopolitik nedeniyle de karşı karşıya kalabiliriz. Ha bu bizim Doğu Akdeniz'den geri çekilmemiz anlamına mı geliyor? Elbette hayır. Türkiye kendi menfaatlerine uygun hareket edecektir ve etmelidir de. Ama bunun önemli riskleri olduğunu da çok net bir şekilde görmek zorunda. Kuru baskılamak yerine kuru serbest bırakarak bundan sonra kendisine yeni rotalar çizmek zorunda. Kur yüksek olsun düşük olsun bu umurunda olmamalı Türkiye'nin. Evet, kurun yükselişi ilk etapta Türkiye
Türkiye'nin belini bükecektir. Vatandaşların fakirleşmesini beraberinde getirecektir. Reel sektörün çok ciddi sıkıntılar yaşamasını beraberinde getirecektir. Ama sonuç itibariyle Türkiye üreten bir ülke olmak zorunda kalacağı için ister istemez yolunu değiştirmek zorunda kalacaktır. Tarım alanında, sanayi alanında, teknoloji alanında, her alanda üreten bir ülke olmayı başardığı an itibariyle de kronik sorunlarından kurtulacaktır. En önemli sorunumuz ne? Tabii ki işsizlik ve yoksulluk. İşsizlik ve yoksulluk sorunumuzu çözdüğümüz an itibariyle, hele ki bir de gelir dağılımındaki problemleri çözdüğümüz an itibariyle Doğu Akdeniz'de de güçlü olursunuz. Kur baskısı yapsalar da çok fazla önemsemezsiniz. Her kur yükselişi, her dolar yükselişi bir ekonomik kriz anlamına gelmez ve o zaman yolunuza bakarsınız, dünyadaki önemli güçlerden biri haline gelirsiniz. Ama siz bugün ekonominizi tamamen ithalata bağlamışsanız, iç piyasanızı tamamen yabancılara bırakmışsanız, en stratejik alanlardan çekilmek zorunda kalmışsanız, işte o zaman sizi her alanda köşeye sıkıştırırlar ve her konuda da taviz istemeye başlarlar. Türkiye ne yazık ki bugüne kadar yaptığı hatalar nedeniyle köşeye sıkıştırılmış durumda. Her anlamda, finans cephesinde de, jeopolitik konumda da, bütün bunları aşabilmesi için artık gerçek anlamda bir makas değişikliğine ihtiyacı var. Bu makas değişikliği sadece doğalgaz bulmakla olmuyor. Tüm alanlarda, tüm üretim alanlarında dönüp geriye bakmak, 1928-38 aralığında neler yapılmış görmek ve bunları tekrar devreye sokmak zorunda. Tek çıkışının bu olduğunun farkına varmak zorunda. Aksi takdirde bu sorunlarla uğraşmaya sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Tabi bu söylediklerimin orta vadede ve uzun vadede gerçekleştirilecek meseleler olduğunu da farkına varalım. Kısa vadede bu jeopolitik riskler, özellikle Doğu Akdeniz meselesi, Türkiye'deki kur baskısını her geçen gün arttırmaya devam edecek ve bu iş her geçen gün biraz daha köpürecek. Dolar sert ataklarla karşımıza çıkacak bundan sonraki süreçte. Kurun bu seviyeleri dip seviyelerdir. Bu seviyeleri bir düşüş trendi olarak lütfen nitelemeyin. Lütfen pozisyonlarınızı bozmayın. İkide bir oradan oraya atlamayın ve olaylara uzun vadeli bakın. Tekniğin bu dönemde çok da fazla işe yaramadığının farkına varın arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde dolarda da altında da çok ciddi ataklarla karşı karşıya kalacağız. Bunun uyarısını bir kez daha yapıyorum. Dolar eğer ki kademeli giderse önce 7.80 sonra 8.20 ve 9 seviyelerini görecek. Eğer kademeli gitmezse bir sabah uyandığımızda 13, 14, 15 liraları göreceğiz ve bu zaman çok da uzun bir zaman değil arkadaşlar, gelinen nokta itibariyle. Altının onsunda ise özellikle pandemi riskinin yanına eklenen ekonomik riskler ve jeopolitik risklerin her gün biraz daha artmasıyla birlikte 2.300 dolara doğru hızlı adımlarla ilerleyen bir ons değeri göreceğiz. Hem doların yükselişi hem onsun yükselişiyle birlikte 550 ile 600 lira arasında seyreden bir gram altın göreceğiz. Ama devalüasyonist etkiler ve altındaki atakların hızıyla çok daha üst noktalarda bir gram altın fiyatı da görebiliriz. Kimse şaşırmasına. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.